hem de edebiyat. Alice Harikalar Diyarında'nın seçme sebebim çok büyük hikayeler. Vahşetin Çağrısı. Hermann Hesse'nin John Steinbeck'in Fareler'inde ilk romanı, ilk edebiler ne kadar kıymetli değil mi? Ne kadar? Dostlar merhaba, bu bölümde sizlere dünya klasikleri içerisinden derlemiş olduğum 50 eseri çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat bundan önce hatırlatmam gereken birkaç küçük nokta var. Bu listeyi hazırlarken sadece batı klasikleriyle mi sınırlı kalsam yoksa dünya klasikleri olarak genişletsem mi diye düşündüm. Ve dünya klasikleri olmasına karar verdim. Fakat yine de içerisine hiç Türk klasiği almadım. Çünkü bunu sonraki videolarda yapmayı planlıyorum. Diğer taraftan her liste bir noktada subjektiftir. Ben de buraya aslında çok sevdiğim, okumaktan haz duyduğum kimi eserleri aldım. Fakat 50 ile sınırlandırdığım için almak istediğim, alamadığım pek çok kitap oldu. Bunu videonun içerisinde yeri geldikçe hatırlatmaya ve anlatmaya çalışacağım. Son olarak bu listede bir düzen var. Ben bu düzeni yazarların doğum tarihlerine göre yaptım. Dolayısıyla videonun içerisinde geçmişten günümüze doğru bir yolculuk içerisinde bulunacağız. Yazılmış en eski klasikten en yenisine doğru bir serüvene çıkacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk kitabımız Geoffrey Chaucer'ın Canterbury Hikayeleri isimli bu eser. Bu eserin en önemli tarafı İngiliz yazınının ilk ürünü olması. Peter Ackroyd bu eseri günümüz İngilizcesine uyarlamış ve Can Yayınları da bu uyarlamadan Türkçe'ye tercüme etmiş. Kitabın içerisindeki öyküler bir hac yolculuğu içerisindeki kafilenin bu kafiledeki hacıların birbirlerine anlatmış oldukları öykülerden oluşuyor. Nesir ve şiir arasında bir usluba sahip her hikaye birbirinden derinlikli ve yazıldığı ilk günden bu yana klasik değeri kazanmış, unutulmayan, pek çok dile tercüme edilmiş önemli kitaplardan bir tanesi. İkinci kitabımız ise Thomas More'un Ütopya isimli bu kitabı ki Ütopya Thomas More'un idam edilmesine hem de tüm İngiliz halkının önünde Sen Nehri'nin üzerinde asılmasına neden olmuş bir kitap. Thomas More Ütopya'yı kaleme alır ve dönemi İngiliz kralı bu kitabı okur. Daha sonra Thomas More'u yanına çağırarak der ki Ütopya ne demek? Thomas More şu cevabı verir. Olmayan bir yer efendim. Çünkü Thomas More bu eserde bir devlet modeli çizmiştir ve bu devlet modeli çok ütopiktir. Gerçekleşmesi mümkün değildir ve tam anlamıyla dönemin İngiltere'sine, dönemin iktidarına ters, radikal bir yapı arz etmektedir. Dolayısıyla İngiliz kralı bundan çok rahatsız olur ve Thomas More'u kademe kademe mertebesini düşürerek idama kadar sürükler. Thomas More da Ütopya'ya olmayan bir yer, yani hiçbir yer diyerek hem edebiyat tarihine yeni bir kavram kazandırır hem de edebiyat tarihi içerisinde yeni bir türün öncüsü olmayı başarır. Sonraki tüm Ütopyalar Thomas More'un bu eserinden sonra yazılmıştır ve başlıklarını bu eserden mülhem olarak almaktadır. Üçüncü kitabımız François Rabelais'in Gargantua isimli kitabı. Gargantua ile Ütopya arasında da ciddi bir benzerlik var. Thomas More her ne kadar Ütopya'da sembolik bir dil kullanmış olsa da anlatmak istediği şeyi yani meramını açık bir şekilde ifade etmiştir. Rabelais ise Thomas More'un başına gelenlerin kendisinin de başına geleceğini düşündüğü için son derece alegorik, son derece sembolik bir dil kullanarak bu kitabı yazmıştır. Bu kitabın içerisinde hem din, hem siyaset, hem ahlak, hem toplum gibi tüm noktalarda eleştiriler, tenkitler bulunmakta ve Rabelais bunu son derece üstü kapalı bir biçimde yapmakta. Her ne kadar hayatı boyunca bazı kovuşturmalara, sürgünlere maruz kalmış olsa da sonu Thomas More gibi idamla bitmemiş. Son derece akıllı, zeki yazarlardan bir tanesi ve bu eser aynı zamanda Fransız edebiyatının yapı taşlarından biridir. Sonraki kitabımız ise Cervantes'in Don Quixote isimli eseri. Don Quixote modern romanın ilk örneği olarak bilinir. Bildiğiniz üzere dünyada yazılmış ilk roman Japon bir yazara aittir. Genji'nin Hikayesi isimli o eser. Bu eser ise modern romanın ilk örneği olarak bilinmekte. Hayal ve hayat arasında, reel ve rüya arasında yaşayan bir karakterin girişmiş olduğu maceraları okuruz bu kitapta. Yüzyıllardan beri okunan ve hala okunmaya devam eden farklı farklı okurlara, farklı farklı toplumlara birçok şey anlatan kült bir kitaptır. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sonraki eserimiz ise Shakespeare'in Hamlet isimli bu kitabı ki Shakespeare'in benim en sevdiğim eserlerinden biri. Diğer taraftan da Shakespeare'in yazmış olduğu en önemli kitaplardan bir tanesidir. Bu kitapta da yine Cervantes'in Don Quixote'una benzer bir karakter bulunur. Yalan mı söylüyor yoksa doğruyu mu söylüyor? Yani hakikatin elçisi mi yoksa yalanlarıyla iktidarı ele geçirmeye çalışan bir prens mi Hamlet? Bu tartışma konusu ve son derece akıcı bir öykü var ve tüm Shakespeare kitaplarında olduğu gibi burada da şiir ve nesir arasında bir uslup söz konusu. Uzun uzun tiratlardan, uzun uzun monologlardan oluşan harika bir piyes. Sonraki kitabımız Goethe'nin Genç Werther'ın Acıları isimli eseri. Bir efsanedir anlatılır. Genç Werther'ın acıları birçok genç kızın ve birçok genç erkeğin ölümüne, intiharına neden oldu denilir. Ne kadar doğru bilmiyorum ama içerisindeki öykü tarihte yazılmış en trajik hikayelerden bir tanesidir. Genç Werther'ın acılarından da anlaşılacağı üzere genç bir adamın yaşamış olduğu aşk ızdırabını konu almaktadır.
Ve Jane Austen'ın İkna isimli kitabı bir sonraki eserimiz. Jane Austen'ın genelde Aşk ve Gurur isimli eseri çok fazla sevilir. Diğer kitaplarına nazaran biraz daha ön plandadır. Fakat Aşk ve Gurur'dan daha çok samimi bulduğum bir eser İkna. Bu sebeple bu listeye İkna'yı almayı tercih ettim. Yine bir aşk hikayesi üzerinden gelişen olayları burada okuyoruz. Sonraki kitabımız ise Balzac'ın Vadideki Zambak isimli eseri. Ki Vadideki Zambak'ın benim hayatımda da çok büyük bir yeri vardır. Hayatımda tam metin olarak okumuş olduğum ilk klasik eserdir ve çok kısa bir sürede bitirdiğim kitaplardan bir tanesidir. Nasıl oldu bilmiyorum. O zamanlarda kitaptaki karakterin ve onun yaşamış olduğu aşk acılarının bana çok yakın olduğunu, aynı sorunları benim de yaşadığımı düşünmüştüm ve o anlamda kitapla aramda çok ciddi bir duygusal bağ kurmuştum. Ve bence okuyan herkesin mutlaka etkileneceği, mutlaka hüzünleneceği ve sonunda da şiddetle şaşıracağı kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki eserimiz ise Victor Hugo'nun Sefiller isimli kitabı. İki cilt şu şekilde. Sefilleri aslında anlatmaya gerek yok. Hem Victor Hugo'nun en önemli, en meşhur kitaplarından biri hem de edebiyat tarihinin en kült eserlerinden biridir. Fakat bu kitabı sadece Mabeuf Baba için okumanızı sizlere öneririm. Mabeuf Baba kitabın en etkileyici, benim için en etkileyici karakterlerinden biridir. Sonraki eserimiz Edgar Allan Poe'nun Morgue Sokağı Cinayeti. Bu eserin en önemli tarafı ise tarihte yazılmış ilk polisiye hikaye olması. Edgar Allan Poe Morgue Sokağı Cinayeti ile edebiyata yeni bir tür kazandırır ve bu türün adı artık polisiyedir. Sonraları gelişecek olan polisiye casusluk romanlarının ilki atasıdır. Bu kitap hem bir ilktir hem de içerisindeki bu hikaye, o polisiye hikaye günümüze kadar yazılmış en ilginç, en cins polisiye hikayelerinden bir tanesidir. Bu anlamda da mutlaka okunması gerekir ve Edgar Allan Poe'nun diğer tüm hikayeleri de aynı şekilde. İki Şehrin Hikayesi. Charles Dickens'ın bu eseri Paris ve Londra arasında gidip gelen bir grup insanın yaşamış olduğu olayları anlatmakta ve bu olaylar üzerinden bize Fransız aydınlanmasını, Fransız ihtilalini göstermeye çalışmakta. Yani sokağın diliyle konuşarak hem halka hitap etmekte hem de o tarihsel olayları, tarihsel serüvenleri son derece anlaşılır bir dille okuyucuya aktarmakta. Türgenev'in Babalar ve Oğullar isimli kitabı. Bu listeye Babalar ve Oğulları mı alsam yoksa Salome'nin Arayışlarını mı alsam biraz kararsız kalmıştım. Fakat Babalar ve Oğulları seçtim ve Bazarov'un hatırına seçtim. Bu kitabı da tıpkı Sefiller'de olduğu gibi yine bir karakterin hatırına okumanızı sizden isteyebilirim. Bazarov'un hatırı için. Fakat kitabın değeri tek bir karaktere bağlı değil. Bu kitap Rus nihilizminin, yani Rusya'da ortaya çıkan nihilizm akımının, o siyasi akımın edebiyattaki yansımalarından bir tanesidir. Diğer taraftan hem dönemin sosyo-kültürel konjonktürünü hem de toplumsal yapısını anlatan, gençlerin arayışlarını betimleyen en önemli eserlerden bir tanesidir ve her toplumun, gelişmekte olan her toplumun yaşadığı ızdırapları konu almaktadır. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza isimli kitabı ve yine Budala, Yeraltından Notlar gibi eserlerin içerisinden seçtiğim kitabı. Bunu yine subjektif olarak hayatımda büyük bir etkiye sahip olduğu için bu eseri seçtim. En değerli, en önemli kitabı hangisidir derseniz ben yine Suç ve Ceza'yı gösteririm ve mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesidir. Hukuk eğitimini yarıda bırakmış, parasız ve epilepsi bir gencin hikayesini anlatmakta ve bu gencin başına gelen olayları ayrıntılı bir şekilde kitapta detaylandırmakta. Son derece ilginç, son derece hüzünlü, trajik ve diğer taraftan şaşırtıcı bir hikayeyle karşılaşacaksınız. Sonraki eserimiz Gustave Flaubert'in Madame Bovary isimli kitabı. Ben Bilir Bilmezler isimli eserini de çok sevmiştim Flaubert'in ama Madame Bovary'de biraz Balzac tınısı var. Yani Vadideki Zambak'taki öykü, anlatı ve oradaki macerayı benzer bir şekilde Madame Bovary'de de hissetmiştim. Ve Flaubert'i Balzac'a çok benzediği için, Balzac tadında yazan bir yazar olduğu için çok sevmiştim. Bu anlamda Balzac seviyorsanız Flaubert'i de mutlaka okumanız gerek. Ve Ay'a Yolculuk, Jules Verne'in unutulmaz eseri. Yine Jules Verne tüm kitaplarını ilgi ve alakayla okuduğum ve her birini ayrı ayrı sevdiğim, hayatımda okumaktan haz duyduğum en büyük, en önemli yazarlardan bir tanesi. Fakat Ay'a Yolculuğu seçtim çünkü konusu mükemmel. Savaş bittiğinde insanlar ne yapar ya da ne yapmalılar? Zenginler, aristokratlar ya da devletler neyi yapmalı? İşte bu kitapta bir teknoloji geliştirerek Ay'a gitmeli cevabını veriyor Jules Verne. Son derece ilginç bir öykü var bu eserde ve bilim kurgunun başyapıtlarından biri olması itibariyle de herkesin okuması gereken ve küçükken de çoğumuzun okuduğu eserlerden bir tanesidir. Bir sonraki eserimiz ise Tolstoy'un Savaş ve Barış isimli eseri. Yine Diriliş mi olsun yoksa içimizdeki Şeytan mı olsun yoksa İnsan Neyle Yaşar kitabı mı olsun kararsız kaldım. Fakat Savaş ve Barış'ı seçtim. Savaş ve Barış dünya üzerinde yazılmış en güzel savaş hikayelerinden bir tanesi. Hem tarihsel bir değere sahip hem Tolstoy gibi bir dehanın kendini ispat edebildiği ve bu kitabı yazmak
yapmak için hastalandığı, ömrü boyunca sorunlarını yaşayacağı, problemlerini yaşayacağı bir hastalığa düçar olmuş olduğu bir kitap. Gördüğünüz gibi bu kadar hacimli bir kitabın yazım sürecini siz düşünün artık. Bir sonraki eserimiz ise Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında isimli bu kitabı. Evet, bu da bir dünya klasiği. Küçükken hepimizin okuduğu kitaplardan bir tanesi. Ben bu listeye masal tadında bir eser almak istedim ve bununla Tom Sawyer'in maceralarını aldım. Fakat Alice Harikalar Diyarında'nın farklı bir tarafı da var. Bu kitaba bir çocuk gözüyle yaklaştığınızda bir masal bulabilirsiniz ama bir yetişkin gözüyle yaklaştığınızda son derece sembolik bir anlatımla büyük büyük hikayelerin, büyük büyük manaların içine sığdırıldığını göreceksiniz. Hacimsiz kitaplar her zaman hacimsiz değildirler derim ben genelde. Dolayısıyla çok hacimsiz bir kitap ama içine girdiğimizde ciltler dolusu manaların, ciltler dolusu bilgilerin bulunmuş olduğu çok kıymetli kitaplardan bir tanesidir. Tom Sawyer'in maceraları Mark Twain'in eserlerinden biri. Yine Alice Harikalar Diyarında ile hemen hemen aynı düzlemde inceleyebileceğimiz eserlerden bir tanesi. Fakat benim Mark Twain'in en sevdiğim eseri diyemem. İnsan Nedir isimli eserini de mutlaka sizlere tavsiye ederim. Tom Sawyer'in maceraları da küçükken okuduğumuz ve ismini hafızalarımıza kazıdığımız kitaplardan bir tanesi. Ama yetişkinlik döneminde de es geçmemiz gereken kitaplardan biri. Ki zaten klasikler hem küçüklük dönemlerimizde hem ilk gençlik hem orta yaşlılık hem de yaşlılık dönemlerimizde defalarca okuyabileceğimiz ve her okuduğumuzda bize farklı pencereler, farklı perspektifler sunan eserlerdir. Bu anlamda buradaki eserlerin her biri bir defa değil birçok defa okunmayı hak eden kitaplardır. Ve geliyoruz Maupassant'ın Ay Işığı isimli eserine. Yanlış hatırlamıyorsam bu eserin içerisinde 15 tane hikaye var. Bu hikayelerin önemli tarafı şu. Öncelikle bu eser bir derleme. Yani Maupassant Ay Işığı diye bir eser çıkartmamış fakat onun hikayeleri derlenilerek böyle bir eser oluşturulmuş. Maupassant hikaye yazarında çok önemli bir isim. Hikaye yazarına farklı bir yol veren, farklı bir bakış açısı kazandıran bir yazardır. Yani öykü yazını Maupassant'la beraber değişmiş farklı bir kulvara evrilmiştir. İçerisindeki tüm öyküler giriş, gelişme, sonuç bölümünden oluşan tamamen tutarlı eserler. Yani modern öykülerden çok farklılar. Dolayısıyla yazar burada bir giriş, bir gelişme bölümüyle okuyucuyu hazırlarken final bölümünde de mutlak surette şaşırtmayı planladığı için her hikaye başlı başına birer başyapıt ve heyecanla okunacak türden hikayeler yazımlar olduğunu söyleyebiliriz. Stevenson'ın Dr. Jekyll ile Bay Hyde isimli bu eseri Alice Harikalar Diyarına benzeyen eserlerden bir tanesi. Stevenson'ı biz Define Adası ile biliyoruz. Küçükken okuduğumuz eserlerindendir Define Adası da. Fakat Dr. Jekyll ile Bay Hyde benim en sevdiğim kitabı diyebilirim ve yine edebiyat tarihinde yani okuduğum edebiyat eserleri içerisinde 10 puan verdiğim başucu kitaplarından bir tanesi. Bu kitap neden bu kadar değerli? Öncelikle alegorik bir anlatıma sahip. Yani içerisinde anlatmış olduğu bir öykü var ama bu öykü aynı zamanda kendi içerisinde büyük manalar, göndermeler ve işaretler barındırıyor. Ve kitabın iki açıdan incelenebileceğini düşünüyorum. Birinci açı iyilik ve kötülük sorununu ele alması, tıpkı Define Adası'nda olduğu gibi. Diğer taraftan da dissosiyatif kimlik bozukluğu denen psikolojik bir rahatsızlığı anlatması ki yine edebiyat tarihinde bu psikolojik rahatsızlığı anlatan ilk eserdir. Filme uyarlanmıştır. Yazarlarını, filozofların mutlaka gözden geçirdikleri, okudukları ve üzerine bir şeyler yazdıkları eserlerden bir tanesidir. Mutlaka okumanız gerek ve gördüğünüz gibi son derece hacimsiz bir kitap. Knut Hamsun'un Açlık isimli bu eseri. Knut Hamsun'u Knut Hamsun yapan bu kitaptır. Yine sahip olduğu ünü, şöhreti ona kazandıran eser de Açlık kitabıdır. Norveç'te yaşayan bir yazarın yani yazılarıyla para kazanan bir gencin açlık sefalet öyküsünü burada okuruz. İdealleriyle hayat arasında sıkışık kalmış, kaybedecek hiçbir şey olmayan bir ama diğer taraftan da hayata direnen bir gencin öyküsünü görüyoruz burada. İlk gençlik dönemlerinde dergi çıkartmakla, yazı yazmakla ya da edebiyatçı olmak, yazar olmak gibi idealleri olan gençlerin bu eseri mutlaka okumaları gerek diye düşünüyorum. Mutlaka okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Ama sadece gençlere yani yazın dünyasıyla yazınla uğraşmak isteyen gençlere değil hepimize dersler verecek çok güzel veciz bir öykü var bu kitapta da. Anton Chekhov'un Vişne Bahçesi. Anton Chekhov yine kitaplarını hangi kitabını seçsem diye uzun uzun düşündüğüm yazarlardan bir tanesi. Tüm hikayelerini de buraya alabilirdim ya da diğer piyeslerini de koyabilirdim. Fakat Vişne Bahçesi'ni seçtim. Çünkü Vişne Bahçesi bana göre diğer eserlerine nazaran çok daha ciddi göndermeler bulunan bir eser. Vişne Bahçesi aslında aristokrat bir ailenin, daha doğrusu parasız kalmış, sefalete düşmek üzere olan aristokrat bir ailenin ellerindeki son mülkü de satmaya çalışmalarını konu ediniyor. Ve bu hikaye
üzerinden Anton Çehov bize burjuvazinin, aristokrasinin yıkılışını, toplumun değişimini ve Rusya'da artık baş gösteren, yakında gelecek olan devrimin ayak seslerini bu eserde bize anlatmaya çalışıyor. Bu anlamda çok önemli eserlerden biri. Doğu klasiklerinin başyapıtlarından birine geldik. Rabindranath Tagore'un Gitanjali isimli eseri. Yanlış hatırlamıyorsam Nobel Edebiyat Ödülü 1900 ya da 1901 yılında verilmeye başlıyor ve Tagore Nobel Edebiyat Ödülü'nü 1913 yılında, yani çok erken bir tarihte alıyor. Hintli bir yazara veriliyor. Gitanjali Tagore'un çocuklarını ve karısını kaybetmiş olduğu bir zaman diliminde yazılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 8 yıllık bir süreçte yazılmış. Şiirler var bu kitapta. Ama şiir demek yerine ilahiler demek daha doğru olacaktır. Çünkü bu ilahiler vasıtasıyla, daha doğrusu şiir diliyle Tagore tanrıyla, meleklerle, mistisizmle ilgili düşüncelerini, fikirlerini burada çok güzel bir şekilde betimliyor. Diğer taraftan karısını ve çocuklarını kaybetmenin de acısı içerisinde olduğu için hayata dair ciddi sorgulamalar bulunuyor bu eserde. Ve bir özelliği daha var bu eserin. Bu baskı Bülent Ecevit'in tercümesinden oluşuyor. İş Bankası basmış, son derece hacimsiz bir kitap. Mutlaka okunması ve tanınması gerek. Zaman Makinesi, Herbert George Wells'in yazmış olduğu bir kitap, distopik eserlerin ilk örneklerinden bir tanesidir. Yine bildiğiniz gibi Wells, Zamyatin ile beraber distopik eserlerin öncülerinden, öncü isimlerinden bir tanesidir. Zaman Makinesi de bir distopik hikayeyi anlatmakta ama distopya ile ütopya arasında böyle ufak bir, hafif bir geçişin de bulunduğu bir eser. Mutlaka okunması gerek. Çok güzel bir hikaye var ama her distopya gerçekliği yansıttığı sürece kıymet kazandığı için, okuyucunun ilgisini çektiği için onu baştan belirtmem gerek. Bu kitapta çok büyük bir gerçeklik bulamayacaksınız. Daha çok masalsı bir atmosferle karşılaşacaksınız. André Gide'nin en sevdiğim eseri Ayrı Yol isimli kitap. André Gide insanın içsel gelişimine önem veren yazarlardan bir tanesi. Yani André Gide felsefesinde toplum ancak bireylerin içsel dönüşümü ve gelişimiyle gerçekleşebilir. Ve Ayrı Yol André Gide felsefesinin bir pratik iz düşümüdür. Kurgusal olarak anlatımıdır aslında. André Gide burada düşüncelerini hayatı boyunca bilimle uğraşmış akademik kariyer sahibi bir adam üzerinden anlatır ve bu bilim adamının hayatındaki rastlantılarla gerçekleştirmiş olduğu büyük dönüşümleri göstererek bize bireyin içsel dönüşümünün önemli olduğunu, kendisini keşfetmesinin, kendi içerisinde kişisel bir arayış içerisinde olmasının önemini anlatmakta. Bu anlamda harika bir kitap ve diğer taraftan da bu eser her ne kadar felsefi roman olarak tanımlanmasa da bu esere felsefi bir roman diyebiliriz. Thomas Mann'ın Aldanan Kitap isimli kitabı. Çapraşık ilişkileri, yasak aşkı anlatması açısından en sevdiğim kitaplardan biridir Aldanan Kadın. Çoluk çocuk sahibi olmuş bir kadının hayatının ikinci baharını yaşamak için genç bir adama aşık oluşunu ve bu aşk hikayesinin hüsranla bitişini anlatır bu kitap ki çapraşık ilişkilerin bir insanın hayatını ne kadar mahvedebileceğini gösteren en büyük örneklerden bir tanesidir ve diğer taraftan da tabii ki toplum eleştirileri de bu kitapta kendini göstermekte. Leonid Andreev'e ait Kızıl Kahkaha Japon-Rus Savaşı'nı konu almakta. Bu eseri seçme sebebim çok büyük hikayeler anlatmadan, yani böyle olayları detaylandırmadan, uzatmadan, sadece küçük küçük betimlemelerle bir insanın ruhunun labirentlerinde küçük küçük gezinişlerle büyük faciaları nasıl anlatabilir rizi aslında ele alan bir kitap. Gördüğünüz gibi son derece küçük ve hacimsiz ama Japonların Rus Savaşı'nda yapmış oldukları zulümleri, eziyetleri, halka vermiş oldukları zararları o kadar güzel bir biçimde anlatan ve betimleyen bir eser ki mutlaka okunması gereken bir kitap statüsüne koyuyor bu özelliği. Vahşetin Çağrısı, Jack London. Burada Beyaz Dişi de tercih edebilirdim ama ben Vahşetin Çağrısı'nı seçmeyi tercih ettim. Çünkü Vahşetin Çağrısı Jack London'ın yazmış olduğu ilk eserlerden bir tanesi. Yani büyük edebiyatçının, büyük bir yazarın aslında ilk ürünü. Bu anlamda çok değerli. Tabii ki Beyaz Diş kadar kuvvetli bir eser değil ama bu eserin ele almış olduğu konu Beyaz Diş'ten biraz daha sanki dikkat çekici. Hatırlarsınız Beyaz Diş'te içerisinde köpek kanı olan, yani köpek güdüleri genleri olan bir kurdun evcilleşmesini okuyorduk. Vahşetin Çağrısı'nda ise içerisinde kurt kanı, kurt genleri olan bir köpeğin gitgide vahşileşmesini, vahşi doğaya katılmasını okuyoruz ki başlı başına harika bir hikaye. Hermann Hesse'nin Siddhartha isimli kitabı. Hermann Hesse Doğu ve Batı'yı mezcetmeye çalışan yazarlardan bir tanesi ki bu Doğu Batı arasında bir köprü olmaya çalışan yazarları ben ayrıca seviyorum. Siddhartha Hermann Hesse'nin en önemli, en güzel kitaplarından bir tanesi ve önemli tarafı, kitabın ayırt edici tarafı ise Siddhartha'yı, yani kendi kişisel yolculuğuna çıkmış, kendi arayış yolculuğuna çıkmış bir karakteri hem Doğu'nun vermiş olduğu bilgilerle hem de Batı'nın vermiş olduğu bilgilerle, daha doğrusu iki geleneğin de sunmuş
almış olduğu verilerle, datayla bir noktaya ulaştıran, kemale ulaştıran bir kitap ki zaten Hermann Hesse de bu kitabı hem doğruların hem de batılıların okuması gerektiğini ve herkese hitap ettiğini, evrensel bir kitap olduğunu kendisi de ifade ediyor. Giovanni Papini'ye ait Gog isimli bu kitap. Bu kitapta zengin bir adam var ve parasını nereye harcayacağını bilmiyor. Önce bir devlet satın alıyor, sonra başka şeyler satın alıyor fakat bu tüketim hırsı onu dindirmiyor. Daha sonra klasikleri okumaya başlıyor ki klasikler de onu tatmin etmeyince artık bu klasikleri oluşturan yazarlara giderek onlarla tek tek konuşmak ve sohbet etmek istiyor. Gog'un da en güzel tarafı bu. Gitmiş olduğu karakterlerle, içerisinde Gandhi de var, diğer taraftan Henry Ford da var. Bu karakterlerle yapılan konuşmalar, röportajlar kaydedilmiş. Tabii ki iki bölümden oluşuyor ama İş Bankası bunu tek metin olarak basmış. Mutlaka okunması gereken ve nasıl başlayıp bittiğini anlayamayacağınız kitaplardan, hacimli eserlerden bir tanesi. Gelelim Stefan Zweig'in Satranç isimli kitabına. Stefan Zweig benim hayatımda önemli yer alan yazarlardan bir tanesi. Her kitabını alıp okumaya çalışıyorum. Biriktirmeye de çalışıyorum diğer taraftan. Sevmediğim çok nadir eseri var. Hangi kitabını alsam diye düşündüm. Sabırsız Yürek mi, Satranç mı olsun diye. Fakat biraz hacimsiz ve genel olarak çok beğenilen, sevilen bir eser olmasını tercih ettiğim için Satranç'ı aldım. Ki yine edebiyat tarihinde yazılmış en mükemmel, en muhteşem eserlerden bir tanesidir. Virginia Woolf'un Deniz Feneri isimli bu eseri. Virginia Woolf benim açıkça söyleyeyim çok sevmediğim, yani tutkuyla okumadığım yazarlardan bir tanesi. Kitapların içerisinde diyaloglar azdır, betimlemeler fazladır. Olay ayrıntıları, incelikleri had safhadadır. Ama Deniz Feneri Wolf'un diğer kitaplarına nazaran biraz daha farklı. Diyaloglar biraz daha fazla ve kurgunun akışı, öykü anlatımı son derece hızlı. Ve bu anlamda okunabilecek, mutlaka okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Yine Doğu klasiklerinin başyapıtlarından birine geldik. Halil Cibran'ın Ermiş isimli kitabı. Tabii bunun yanında Ermiş'in Bahçesi'ni okumayı da mutlaka unutmayalım. Ermiş artık kemale ermiş bir adamın konuşmalarından oluşuyor. İçerisinde nesir şiir arasında bir usluba sahip yazınlar var. Ermiş tıpkı böyle buyurdu Zerdüşt'te olduğu gibi hayat boyunca edinmiş olduğu bilgileri, hikmeti insanlara aktarmaya çalışıyor. Buldukça konuşmaya çalışıyor ve biz bu kitapta onun konuşmalarının derlenmiş halini okuyoruz. Ermiş'in Bahçesi de bu kitabın devamıdır. Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli kitabı ki bu eseri aslında anlatmaya gerek yok. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Metamorfoz etkisi yaşayan bir adamın, bir beyaz yakalının öyküsünü anlatıyor. Mutlaka okunması gerek. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde Cinayet isimli kitabı. Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Agatha Christie'nin okuyup en fazla beğendiğim ve en fazla şaşırdığım kitaplarından bir tanesidir. Finale gelince mutlaka sizin de şaşıracağınızı ve hayret edeceğinizi düşündüğüm için bu kitabı seçtim. Polisiye eserlerin, daha doğrusu polisiye yazarının hem kült isimlerinden biridir. Bu kitapta polisiye edebiyatın kült klasik kitaplarından bir tanesidir. Bu anlamda mutlaka kütüphanemizde bulunması, listemizde bulunması gereken kitaplardan biridir. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya isimli eseri. Bu da distopik eserlerden bir tanesi. Zaman makinesini anlatırken demiştim ki bir distopya geleceği yansıttığı sürece ve geleceğe dair yapmış olduğu tahminler tutarlı olduğu müddetçe değerlidir diye. Bu sebeple Cesur Yeni Dünya günümüzü anlatan en tutarlı, en önemli distopyalardan bir tanesi. Hemen hemen bugünün dünyasını ele aldığı için mutlaka okunması gereken ve dehasını, öngörüsünü, kehanetini takdir etmemiz gereken kitaplardan bir tanesi. Muhteşem Gatsby, Scott Fitzgerald'ın bu eseri. Yine hepinizin bildiğini, mutlaka okuduğunu düşündüğüm kitaplardan biri bu eser. Amerika'nın Amerika olduğu zamanları anlatıyor. Caz dönemi diye bir dönem yaşanmış 1920'lerde, 1930'larda. Zenginler daha fazla zenginleşmiş, fakirler ise daha fazla fakirleşmiş ve bir ekonomik kriz toplumu çalkalayıp durmuş. Ama diğer taraftan toplumun bir kesimi, işte aristokrat, burjuvazi diye tanımlayabileceğimiz o kesim de şatafanından ödün vermeden yaşamaya devam etmiş. O dönemi anlatıyor ve ciddi eleştiriler barındıran bir kitap. Yıllar önce sevmiş olduğu kadını bulabilmek ve onunla tekrardan birlikte olabilmek için para kazanan ve bir parasını da şatafata harcayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Son derece akıcı, son derece şaşırtıcı bir kurguya sahip. William Faulkner'ın İki Hamlede Zafer isimli kitabı. Edebiyat tarihinde Faulknervari bir anlatımdan bahsedilir. Faulkner'ın kendine has bir anlatımı vardır. Bu kitapta tabii ki Faulknervari bir üslup söz konusu değil ama görüp görebileceğimiz en ilginç polisiye hikayeler bulunmaktadır. Yanılmıyorsam 5 adet öykü var. Faulkner'dan bu polisiye öykülerin mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Ve Vladimir Nabokov'un Cinnet isimli kitabı. Yine listeyi alıp almama noktasında tereddüt ettiğim kitaplardan bir tanesidir Cinnet. Fakat Nabokov'un üslubu, anlatım biçimi, olayları ele alışı diğer Rus yazarlarına nazaran biraz daha farklı olduğu için, daha sinematografik bir kurgu, bir öykü verdiği için okurlarına bu eseri tercih et. Mutlaka okumanız gerek.
John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar isimli kitabı. Bu kitabı da aslında çok fazla anlatmaya gerek yok. Yine müthiş bir toplum eleştirisi, müthiş bir adalet, eşitsizlik ve dengesizlik tenkiti bulunuyor. Muhteşem bir, mükemmel bir hikaye üzerinden hem de. George Orwell'un 1984'üne gelelim. Kehaneti yanlış çıkan distopyalardan bir tanesi olarak görüyorum ben bunu. Çok daha ilerleyen dönemlerde belki Orwell'ın anlatmış olduğu dünyayı da yaşayabiliriz. Emin değilim. Ama şimdilik 1984 öngörüsü doğru çıkmayan distopyalardan bir tanesi. Fakat diğer taraftan yazılmış en güzel distopik öykülerden, distopik romanlardan biri olduğu için de hala okunmaya değer diye düşünüyorum. Gelelim Sartre'ın Bulantı isimli bu eserine. Bulantı'nın iki önemli özelliği var. Birincisi Sartre'ın, yani yazarının ilk romanı olması, ikincisi ise ilk felsefi roman olması. Hatta bir üçüncüsünü de ekleyelim. Egzistansiyalizmin, yani varoluşçuluğun da ilk romanı, ilk edebi türü olması bu kitabın ayırt edici tarafları. Sartre burada varoluşçuluğun genel felsefesini, genel yapısını bir hikaye üzerinden, bir roman üzerinden anlatıyor. Zaten bir günlük roman içerisinde karakterin gün içerisinde yaşamış olduğu şeyleri günlüğüne yazış okuyoruz. Homo Faber, Max Frisch'in unutulmaz eseri. Bu eseri ben Cemil Meriç'ten tavsiye alarak okumuştum. Eserlerinde Homo Faber'den bahsettiğini görmüştüm. Materyalizm, ciddi bir materyalizm eleştirisi var. Bir modernite, bir modernizm eleştirisi var bu kitapta. Gitgide dijitalleşen, gitgide mekanikleşen insanlığa bir başkaldırı aslında bu eser. İçerisinde bir mühendis var. Her şeyi akılla çözebileceğini, son derece rasyonel yaşayan ve hayatın hiçbir şekilde ruha, kalbe, mistik, diğer tüm şeylere fırsat vermediğine inanan bir karakter. Fakat günün birinde öyle rastlantılar yaşar ki tamamen farklı bir dünyaya evrilir. Ruha da, hayale de, rüyaya da, mistik öğelere de, dine de, tanrıya da kapı aralığı bir yaşama doğru gitgide sürüklenir. Mutlaka okunması gerekir. Sineklerin Tanrısı. Define Adası'nın tam tersi bir kurgu görüyoruz burada. Son zamanlarda en fazla okunan kitaplardan biri. William Golding'in Sineklerin Tanrısı. Define Adası'nda Stevenson bize iyilik ve kötülük sorununu tekrardan önümüze çıkartıyordu. Fakat zeki ve eğitimli gençler üzerinden o adanın nasıl cennete dönüştüğünü anlatıyordu. Bu kitapta ise bir takım genç üzerinden bir ada nasıl cehenneme döner. Golding bunu anlatıyor ve vermiş olduğu bir röportajda da yine iyilik ve kötülük sorununu ele aldığını ve insanların içerisindeki kötülük güdüsünün bir noktada serbest bırakıldığında ağır basabileceğini bu kitapta anlatmak istediğini söylüyor. Albert Camus'un Yabancı isimli kitabı. Yabancı'nın Sartre'ın Bulantısı ile beraber okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani önce Bulantı okunacak, sonra Yabancı. Çünkü Bulantı'da her ne kadar biz egzistansiyalizm felsefesini görsek de Raquel üzerinden, yani Bulantı'daki karakter üzerinden çok detaylı bir şekilde bu felsefenin hayata yansıyışını göremiyoruz. Ama burada Camus Yabancı'da kendi karakteri üzerinden bu hayat felsefesinin, yani varoluşçuluğun bir insanın hayatında nelere mal olabileceğini ve toplumun içerisinde o insana nasıl bir yer kazandırabileceğini çok güzel bir hikayeyle anlatıyor. Otomatik Portakal, Anthony Burgess'ın yazmış olduğu distopik bir eser. Bilirsiniz Anthony Burgess'a doktor bir gün kanser teşhisi koyar ve kısa sürede öleceğini söyler. Burgess da ben ölünce karım neyle geçinecek diye düşünür ve oturup kitap yazmaya başlar. Kısa sürede 5,5 tane kitap yazar. O kitaplardan biridir Otomatik Portakal. Fakat tekrar doktora gittiğinde doktor raporların karıştığını ve kanser teşhisinin yanlış olduğunu yaşamaya devam edeceğini söyler. Ve Anthony Burgess da tabii ki aynı hızla yazmaya devam eder. Kocaman bir külliyat bırakır geride. Otomatik Portakal da yine diğer distopyalar gibi iyilik kötülük sorunu onu ele alan ama diğer taraftan insanın içerisindeki kötülüğü acaba teknolojiyle gemleyebilir miyiz sorusunu gündeme getiren çok önemli kitaplardan bir tanesidir. Benim de okumaktan haz duyduğum en mükemmel eserlerden biri. Fahrenheit 451. Distopyalar arka arkaya geldi. Evet, bu da bir distopya. Ray Bradbury'nin kaleme almış olduğu eser. Fahrenheit 451 aslında ilk etapta bu isme sahip değil. Bu bir hikaye. Daha hacimsiz, itfaiye isimli bir hikaye. Bradbury zaman içerisinde bu hikayeyi güçlendirerek bir kitap ortaya çıkartıyor. Bir distopik dünya modeli kuruyor ama bu distopyada çok önemli bir unsur var. O da kitaplar. Kitapların yakılışı üzerinden dünyanın mahvoluşunu, bilgi birikiminin yok oluşunu anlatmaya çalışıyor. Bu anlamda da 1984'le kısmen aynı konuyu işliyor ya da aynı ideali paylaşıyor da diyebiliriz. Harper Lee, Bülbül'ü Öldürmek. Yine bence anlatılması güç ve anlatılmaması gereken kitaplardan biri. Fakat Amerika'daki adaletsizliği, eşitsizliği, dengesizliği, hukuksuzluğu, zulmü, ırk ayrımını anlatan en güzel, en muhteşem kitaplardan, kurgulardan biri. Ve diğer taraftan bir hikayeyi bir çocuk anlatıyorsa o hikaye her zaman etkileyici olmuştur. Şeker Portakalı'nı mutlaka hepiniz okumuşsunuzdur. Hatırlayın orada Gizeze'nin konuşmaları, hayata bakış açısı ve okuyucuyla paylaşmış olduğu bilgiler, edinmiş olduğu tecrübeler
tecrübeler ne kadar kıymetliydi ve ne kadar tatlıydı. Aynı tatlılığı, aynı samimiyeti burada da göreceksiniz. Çünkü bu kitabın da anlatıcısı küçücük bir kız. Ve biz bu küçük kız üzerinden Amerika'daki adaletsizliği, ırk ayrımını, ırkçılığı ve kötü giden ne kadar şey varsa bunları saf ve sade bir şekilde, salt bir şekilde bu kızın dilinden dinliyoruz. Sonraki eserimiz Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel isimli eseri. Bir insan ölümü en çok ne zaman hatırlar diye bir soru sorsam ne dersiniz? Bence en yakın arkadaşını kaybettiği zaman. Bu kitapta en yakın arkadaşını kaybeden bir adam var ve o arkadaşına karşı son vazifesini yapmak üzere bulunduğu sırada, yani yarım saatlik 45 dakikalık bir süreç içerisinde gözünün önünden hayatı film şeridi gibi akıyor ve biz bu akan olay örgüsünü, hikayeyi kitapta okuyoruz. Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov'un yazmış olduğu en önemli eserlerden bir tanesi. Fakat burada mesele sadece iki arkadaşın dostluk ilişkisi değil, Aytmatov'un dünyaya, devletlere, iktidarlara karşı bakış açısını da veren, yani iktidarların bizden neler sakladığını, toplumun nasıl bilgiyle ezildiğini, kimi önemli malumatların olaylarını halktan nasıl gizlendiğini, sömürüldüğünü, halkın nasıl açlığa, sefalete, zulme, savaşa sürüklendiğini anlatan çok ince, çok nitelikli kitaplarından bir tanesidir ki kitabın başı ve sonu arasında geçen süreyi anlayamayacaksınız diye düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde akan, kendini okutan kitaplardan biridir. Son kitabımız Susanna Tamaro'nun Yüreğinin Götürdüğü Yere Git isimli eseri. Bu kitap bir mektup roman aslında. Fakat bir itiraf roman da diyebiliriz. Çünkü yaşını başını almış bir teyzenin kendi başından geçen olayları, tecrübelerini torununa aktarışını ve kendisinin yapmış olduğu hataları da onun yapmasını istemeyişini anlatan çok güzel, harika bir kitap. Pek çok dile çevrilmiş. Çok geç bir sürede 1995 yılında yazılmış olmasına rağmen klasik statüsüne alınan, o statüde görülen nadir kitaplardan bir tanesidir. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git. Evet, 50 eseri çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Sonraki videolarda aynı seride bu formatta farklı çalışmalar yapmayı, içerikler üretmeyi düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.